İşlem hatalarını azaltan 5 taktik. Bu konuya değinmemi çok istediniz. O zaman gelin hadi şu videoya geçelim. Merhaba genç arkadaşım. İşlem hatası yapmak matematik sorularını çözerken her öğrencinin sıklıkla karşılaştığı bir sorundur. O halde işlem hatalarının nedenlerini ve çözüm yollarını hadi gelin yakından inceleyelim. 1. Acelecilik. Sınavda süreye karşı yarışırken soruda verilenleri yanlış okumak, süre yönetimini ayarlayamamak ve yetişmeyecek kaygısı yaşamak veya işlemleri hızlı çözmeye çalışmak işlem hatalarına yol açabilir. Bu nedenle soru çözüm hızını artırmak için bol sayıda ve farklı nitelikte soru çözmek, sınavda soruyu algılama ve işlem yapma becerisi geliştirmek için çok önemlidir. Bu sayede işlem çözme süreniz azalır ve dolayısıyla acele etmenize gerek kalmaz. 2. Kalem kullanmamak. Kafadan yapılan hesaplamalar işlem hatalarının en önemli sebeplerinden biridir. O nedenle mutlaka kalem kullanarak soruları çözmek ve çözümleri adım adım yazmak gerekir. Bu şekilde sınav sonunda çözümleri kontrol etme ve sağlamasını yapma gibi imkanlarınız da olur. 3. Zihin yorgunluğu ve yoğun işlemli soruları sona bırakmak. Sınavın son zaman dilimlerinde yoğun işlemli soruları çözmeye çalışmak yorulan beyin için zorlayıcı olabilir. Bu da işlemlerde basit hatalar yapılmasına, yani işlem hatalarına sebep olur. Bu noktada sınavdaki soru çözüm sırasını kendi seviyenize uygun şekilde ayarlamak önemlidir. Her öğrenci kendi durumuna göre bir çözüm stratejisi geliştirmeli ve sınavda zaman zaman kısa molalar vererek beden ve beyin dinlendirilmelidir. Bu sayede işlem hatası yapma riskiniz en aza iner. 4. Konuyu hafife almak, soruyu özensiz çözmek. Derse, konuya, sınava veya soruya önem vermeme de işlem hatalarının bir diğer nedenlerinden biridir. Özellikle gereğinden fazla ve bilinçsiz şekilde çözülen deneme sınavlarına karşı öğrenciler böyle bir tavır geliştirirler. Yeterli sayıda çözülen, zorluk düzeyi gerçek sınavla örtüşen ve uygun şart ve ortamlarda uygulanılan deneme sınavları ise öğrencinin bu olumsuz tavırlarını ortadan kaldıracak ve işlem hatası yapmalarının önüne geçecektir. 5. Sınavda heyecan yapıp stres yaşamak. Bu duygular öğrencilerin sınavlara hazırlanmasını ve performans göstermesini olumsuz etkiler. Panik yapıp işlem hataları yapmalarına sebep olur. Sınavlara iyi hazırlanmak, ne hafife almak ne de gereğinden fazla anlam yüklememek, sınav esnasında zamanı iyi yönetmek ve özgüvenli bir şekilde olumlu düşünmek gerekir. Bu söylediklerimi yaparsanız işlem hatalarınız ciddi manada azalacaktır. Bu videoyu izledikten sonra önerilerimi eksiksiz uygulayarak artık işlem hatası yapmayacağım hocam diyenleri yorumlar kısmında görmek istiyorum. Ayrıca gelmesini istediğiniz yeni videoların konusunu da yine sizler belirleyip yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.